halk arasında da çok duyuyoruz. İşte reflüm var, reflü rahatsızlığım var gibilerinden çok söylentiler de duyuyoruz. Peki reflü hastalığı nasıl bir hastalıktır? Teşhisi nasıl konulur? Belirtileri nelerdir ve tedavi süresinden izleyenlerimize bahsedebilir miyiz? Evet, reflü hastalığını çok sık duymaktayız. Bunun çeşitli sebepleri var. Daha çok çağımızın beslenme alışkanlıklarıyla ilişkili olarak reflü oranları da giderek artmaktadır. Toplumumuzun yaklaşık %20'sinde reflü yakınmaları görülebilmektedir. Reflü az önce de söylediğim gibi mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçışı ile oluşan hastalık kompleksidir. Burada karın üst bölgesindeki ağrı ve yanmanın özellikle geceleri göğsün üst bölümünde de hissedilmesi, yanmanın göğüse doğru vurması şeklinde kendini belli eden hastalık reflü hastalığıdır. Bu reflü hastalığı daha çok yemek borusuyla midenin birleştiği bölgedeki sfinkter mekanizmasının yani geri kaçışı engelleyen mekanizmanın bozulmasıyla oluşan bir hastalıktır. Bunun bozulmasının çeşitli sebepleri vardır. Yiyecekler, işte kafeinli, kolalı, gazlı içecekler, acılı, baharatlı çok gıda tüketilmesi gibi sebepler, sigara, kilo, daha doğrusu şişmanlık, reflü sebepleri olarak sayılabilir. Ayrıca dar giysiler de reflü sebebi olabilmekte. Stres reflüden sorumlu olabilmekte. İşte fast food yeme alışkanlığı, işte çok salçalı, baharatlı yiyecekler reflü sebebi olarak gösterilmekte. Bu sfinkter dediğimiz yapı yemek borusunu saran bir kas sfinkter mekanizmasını oluşturmakta. Ayrıca karın içi basıncıyla göğüs boşluğundaki basınç farkı da o mekanizmanın bir elemanıdır. Bunlar bozulduğunda mide içeriği daha çok asit, mide açlık asidi yemek borusuna kaçmakta ve belirtilere yol açmaktadır. Özellikle yatarken yatay pozisyona geçtiğimizde bu kaçış fazla olmakta ve hastaların yakınmaları gece daha çok olmakta. Bu ilaçlarla bir takım önlemlerle önlenebilen bir hastalıktır. Şayet ilaç ve önlemlerle önlenemezse o zaman biz cerrahlar olarak cerrahi yöntemlere başvurmaktayız ve cerrahi tedavilerini gerçekleştirmekteyiz. Baş edebilen bir hastalıktır. O nedenle tedavi yöntemlerinden de size bahsedebilirim. Evet, tedavi yöntemleri nelerdir Refik Hocam? Reflüde tedavi yöntemleri demin söylediğim gibi öncelikli olarak önlemlerimizi alacağız. Nedir bu önlemler? Dar, sıkı giysilerden uzak duracağız. Özellikle evdeyken karnını yemekten sonra çok sıkan giysiler. Çünkü basıncı arttırarak, karın içi basıncını arttırarak yemek borusuna doğru gıdaların kaçışına, mide içerinin kaçışına sebep olmakta. Aşırı kiloluysak işte rejimle ya da diyetlerle, diğer yöntemlerle zayıflayarak karın içi basıncını azaltacak şekilde yine buna katkıda bulunabiliriz. Yastık, mesela tek yastıkta yatıyorsak onu iki yastığa çıkararak biraz baş bölümünün göğsün biraz yukarıda kalması ile geri kaçış engellenebilir. İşte sigara, alkol, çok aşırı yeme, bunlardan uzak durmayla önlemler alabiliriz. Ayrıca akşam yemekleri özellikle yatmadan en az 4 saat önce yenmelidir. Midedeki içerik sindirilsin ve geri kaçışa sebep olacak içerik bağırsaklara geçmiş olsun ki Yani reflü yakınmaları azalsın. yaptığımız hatalardan biri bu Evet. hocam. Yani çok sıklıkla yaptığımız Evet. hatalardan biri geç saatte yemek yemek. Evet. Geç saatte yemek bu şekilde reflüye zemin hazırlayabilmekte. Onu önlemeliyiz. Bu önlemler alındı. Baş edemiyoruz. O zaman ilaç tedavileri
proton pompası inhibitörü dediğimiz ilaçlar çok faydalı bu reflü hastalığının tedavisinde. O yatmadan önce alınan proton pompası inhibitörleriyle asit salgısını minimuma indirdiğimiz zaman asit salgısı azaldığı için yemek borusuna kaçışı da büyük oranda engelleyerek reflü semptomlarını yani belirtilerini yok edebilmekteyiz. Ama buna rağmen uzun süredir ilaç kullanımına rağmen fayda göremeyen hastalar olmuyor değil. Oluyor. İnatçı reflü hastalıkları ortaya karşımıza gelebilmekte. Bunlara da biz cerrahi yöntemleri öneriyoruz. Uzun süre ilaç kullanıp ilacı bıraktığında tekrarlıyorsa şikayetleri ya da hasta ilaç kullanmaktan artık gına geldi, beni bu dertten kurtarın diye bize geliyor. Tabii gerekli incelemelerini yaptıktan sonra özellikle tanı aşamasında bir takım tetkiklerimiz var. Onları gerçekleştirdikten sonra ameliyat reflü için bir çözüm olabilmekte ve bunu hastalara sunmaktayız.